Bismillahirrahmanirrahim. Meal çalışması. Suratul Fatihati. Fatiha suresi, Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi, yazılıştaki ilk suresidir. Fatiha, açıcı, açan, ismi fail kalıbındadır. Meal çalışmamız kısmen dil bilgisi de içermektedir. Böyle aşırı irab, aşırı sarf, belagat, kıraat içermemektedir. Ağırlık meal çalışması üzerine, kısmen nadiren sarf yönüne, irab yönüne değiniriz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi kısmen dememize rağmen özellikle Besmele ve Fatiha'da dil bilgisi yönüne değineceğiz. Ardından diğer surelerde bu dil bilgisine değinme kısmı daha azalacaktır. Daha çok meal üzerinde gideceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Burada bismi ismi ile, Allah Allah'ın ismi ile, öyle Allah ki Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismi ile, ile ne cümle tamamlanmadı. Bu yüzden ba, yani bisminin başındaki bi diye yazılan adı ba olan harfi cerrin sağında mahzuf, yani silinmiş, yazıda yer almayan bir ebde'u fiili veya iptidai ismi vardır. Ebde'u, ben başlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile, ismi ile başlarım manasında bir ebde'u, iptidai, ekra'u gibi farklı kelimeler takdir edilebilir. Gizli bir kelime olduğu dilciler tarafından kabul edilmiştir. Ba harfi cerdir. İsim kelimesini cer etmiştir. İsim kelimesinde hemzeyi göremiyoruz. Bi ismi aslıdır. Bi ismillahi. Bi ismi. Oradaki hemze, yani sinin sin ile ba arasındaki hemze hasfedilmiştir. Sebebi kesreti isti'mal derler. Yani çok kullanıldığından dolayı, besmele çok kullanıldığından, bu kalıp çok kullanıldığından oradaki hemze hasfedilmiştir. Sebebi bu. O hemze, hemzeyi vasıldır. İsim kelimesi sümüv, yücelik manasındaki sümüv kelimesinden türemiştir. Yani aslı budur daha doğrusu. Aslı sümüvdür. İsim kelimesinde ibdal vardır. Sumuv kelimesine ne oldu da ismun şeklini aldı? Daha sonra hemze hasfedildi. Bismi diye kaldı. Sumuv sonunda ne var? Harfi illet var, vav var. Sumuvun. O lamel fiil olmakta. O vav hasfedildi. Ondan bedel olarak, işaret olarak, alamet olarak isim başına, yani hemze getirildi. Bunu bu şekilde bilelim. Ardından Allah lafzı geliyor. Celle Celalü. Rahman ve Rahim. Bunlar da Allah-u Teala'nın burada sıfatlarıdır. Rahman da çok bağışlayıcı, Rahim de çok bağışlayıcı, çok esirgeyen şeklinde de görebilirsiniz. Her iki kalıpta mübalağa veznidir, mübalağa kalıbıdır. Mübalağayı ismi fail derler. Öte yandan sıfatı müşebbehe oldukları da söylenmiştir. Rahman ve Rahim için bunları söyleyelim. Öyleyse Bismillahirrahmanirrahim, çok rahmet eden, çok acıyıcı olan, çok acıyan, çok esirgeyen Allah'ın ismi ile başlarım. Elhamdü, hamd, övgü kim içindir? Lillahi, Allah içindir. Öyle Allah ki Rabbil alemine, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir hamd. Yine öyle Allah ki Errahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah'a aittir. Maliki yevmiddin. Maliki yevmiddin. Malik bazı, ne diyelim, kıraatlerde melik diye okunmuştur. Vardır Ulu'udu bi Rabbin nas, Melikin nas. Orada Melik diye geçmiştir. Fatiha'da Malik diye geçmiştir. Buradaki Malik sahip manasında, Melik diye okutursak yönetici manasına gelir. Maliki yevmiddin. Yevm gün, din burada ahiret manasında diyebiliriz. Veya hesap diyelim, yani hesap günü. Hesap gününün maliği, sahibi. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Burada iyyâke mef'ul olmakta. Ne'budu, biz ibadet ederiz. İyyâke olsaydı, yani iyyâke ne'budu'dan sonra gelseydi, ne'budu iyyâke şeklinde olsaydı,
biz sana ibadet ederiz manasında olurdu. Ama ne olmuştur? İyyâke mef'ulü fiilden önce gelmiştir. Bu bir hasır şeklidir. Hasır ait kılmak, sadece şeklinde mana vermek. Bu yüzden İyyâke na'budu sadece sana ibadet ederiz, kulluk ederiz, yalnızca sana, ancak sana şeklinde tercüme edilir. Ve İyyâke nesta'in, nesta'in fiil, fail, failleri bunların müstetir. İyyâke yine mef'ul, görüldüğü üzere fiilden önce gelmiştir. Bu yüzden yalnızca, sadece, ancak şeklinde mana verilir. İyyâke nesta'in, yalnız senden yardım isteriz. Buradaki nesta'in, ista'ane, yani istifal babındandır. Buradaki sinin manası talep içindir. Maksud kitabında geçer. Ve sinu istef'ale yeci'u lima'ani. Yeci'u ey zannime'ani şeklinde geçiyor sanırım. Çünkü daha önce ifal babından bahsetmiştir. Bu okuduğum metin maksud kitabından. Yalnızca senden yardım isteriz. İhdi hidayete erdir. Doğru yola kavuştur manasına gelse de esasen o yolda sabit tut demektir. İhdina bizi doğru yolda sabit tut. Es-sırat el-müstakim. Sırat yol, el-müstakim dost doğru demektir. Bizi dost doğru yolda sabit kıl. Sırat-ı-lezîne o yol ki, o yol ki en'amte sen nimet verdin aleyhim onlara. Kendilerine nimet verdiğin kişilerin yolu. Gayr başka hariç değil manasında. Gayr-ül-mağlubi. Gazaplanılmış, kızılmış, öfkelenmiş kişilerin yolu değil. Aleyhim üzerlerine gazaplanılmış. Ve yine la-ed-dallin dalalette olanların, sapıkların, sapkınların yoluna değil. Bizi dost doğru yola ilet. Ondan kası dost doğru yolda tut, sabit kıl. Buradaki mavzub, mavdubun nedir? İsim mef'ul kalıbıdır. Bundan kast edilen şey Yahudilerdir. Dalin kelimesinden kast edilenler de Hristiyanlardır. Dalin kelimesi dalün kelimesinin cemisidir. İsmi faildir. Valle fiilinden türemiştir. Medde gibi muzaf bir fiil. Darabe yazribu babıdır. Dalluna dalline şeklinde. Burada neyin kast edildiğine dair bir kaynak verelim. Yani mavzuptan kasıt Yahudiler dedik. Dalinden kasıt Hristiyanlar dedik. Yani bizi Hristiyanlar ve Yahudilerin yoluna iletme. Bizi onların dışında olan dosdoğru yolda sabit tut manasına söylemiştik. Bunun da kaynağı vardır. İşte bu söylediğimiz bir hadise dayanmaktadır. Tirmizi tefsir 3'e baktığımızda Ebu Zer radıyallahu anh'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gazap olunanlar kimlerdir diye sorduğunda Yahudilerdir diye cevap verdi. Valinden sorunca Hristiyanlardır buyurdu. Bu bir hadise dayanmaktadır. Bu hadisi hem Allame Suyuti Celaleyn tefsirinde kullanmıştır, bu hadise yer vermiştir. Hem de Ruhul Furkan adı tefsirde de yine bu hadis kullanılmıştır. Yani hadis makbul bir hadistir. Pek çok tefsirde de geçmektedir. İki tane örnek vermekle yetinelim. Fatiha bittikten sonra herkesin bildiği üzere amin denilir. Amin bir mana istecibi. İstecip manasındadır. Yani duamızı kabul buyur ya Rab demektir. Fatiha bitince namazda da amin denir. İmam sesli bir şekilde Fatiha'yı okuduğu zaman, örneğin akşam namazında sesli okuyor. Verat dâllin dedi, bitirdi. Kişiler içinden sessizce amin derler. Bu amin deyişleri meleklerin amin demesine denk gelirse o zaman geçmiş günahlar affedilir. Bu da yine Buhari'de geçen bir hadiste yer almakta. Buhari ezan kitabı 111, 113, 125'te geçmektedir. Esasen çok daha fazla kaynakta geçmektedir. Yani 3-4 satır kaynak yazılabilir bu hadisle ilgili olarak. Konumuz tefsir olmadığı için kısaca geçtik. Suratul Bakarati, Bakara suresi ikinci suredir. Bakara kelimesinin manası inek manasına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim bir anayasadır ve anayasa maddelerinden birisi de inek maddesidir. Yani hayvan hakları da denilebilir buna.
Ne gibi? Hiçbir anayasada hayvan haklarında yer var mıdır, yok mudur diye düşünülebilir. Şimdi elif, la, mim, buna hurufu mukaddae derler. Yani kesik harfler. Mukaddae kesilmiş kesik harfler. Türkçe'de ne diyelim? A, F, C gibi. A, F, C, L, K, Z gibi harfler yan yana gelse bir mana ifade etmez. Bunlar da o şekilde yan yana gelmiş harflerdir. Bir mana ifade edip etmedikleri tartışmalı olmakla birlikte mana ifade ettikleri kabul edilmiş. Ama hangi mana ifade ettikleri tartışmalıdır. İfade ettikleri manayı insanlar bilebilir mi? Tartışmalıdır. Bu yüzden elif, la, mim deyip geçelim. Yani bir manaya gelmekteler ama manası nedir? İnsanlar bilebilir mi? Yoksa Allah-u Teala insanlara sizin bilmediğiniz şekilde, yani insanların bizlerin bilmediği şekilde hitap mı etmiş? Peygamberler arasında bir şifre midir? Bunlar hep tartışma konusudur. Zalikel kitabu, bu kitap öyle kitaptır ki la raybe fihi, kendisinde hiçbir şüphe yoktur. Kendisinde şüphe olmayan bir kitaptır. Ne önde şüphe yok? Bu kitap Allah-u Teala'dan gelmiştir. Hudenlil muttakine, muttakiler için yol göstericidir. Ellezine, o kimseler ki yu'minune, iman ediyorlar bil gaybi, gayba. Gayb, yani gayb derler. Üçüncü şahıs olarak da ifade edilebilir. Gözde görülmeyen, gözde görülmeyen, hissedilmeyen şey demektir. Ve yuqimuna, ve es-salate, namazı kılıyorlar. Ve mimma razaknahum, ve onlara verdiklerimizden yunfiguna, infak ediyorlar. Müminler bunlardır. Dikkat edilen şey, bizim verdiklerimizden diyor. Razakna, biz rızık verdik. Hum, onlara verdiklerimizden infak ediyorlar. Kimse benim malım var, şu kadar veririm, bu kadar vermem demesin yani. Sana o malı veren Allah, bizim verdiğimiz rızık diyor. Vellezine, o kimseler ki yu'minune, iman ediyorlar. Neye? Bima o şey ki unzile, indirildi ileyke sana, sana indirilene iman ediyorlar. Ve ma unzile, ve yine iman, ve ma unzile min gablike. Yani ve yine iman ediyorlar. Ma o şey ki unzile, indirildi min gablike, senden önce. Senden önce indirilen kitaplara da iman ediyorlar. Unzile, enzele, unzile. İfal babının meçhul kalıbı mazidir. Ve bil ahiratihum, ve bil ahiratihum, ve onlar ahirete de yubinune, kesin olarak inanırlar. Ulaike, işte bunlar, işte onlar ala huden, hidayet üzeredirler. Min rabbihim, Rablerinden gelen hidayet üzeredirler. Ve ulaike, ve işte hum, onlar el muflihune, kurtuluşa ereceklerdir. Kurtuluşa erenlerdir. Ulaike, işte onlar, hum, onlar. Hum hem tekit olarak düşünülebilir, hem zamiri fasıl olarak düşünülebilir. Hum, onlar el muflihune, hidayete ereceklerdir, ericidirler. İnnellezine, o kimseler ki keferu, küfrettiler. Yani kafirler için sevaun, birdir aleyhim, onlar üzerine. Yani o kafirler için müsavidir, eşittir. Ne enzerte, sen uyarsan da hum, onları. En veyahut lem tunzir, sen uyarmasan da hum, onları. O kafirler için birdir. Uyarsan da uyarmasan da la yu'minune, iman etmezler. Tüm kafirler için geçerli değildir bu elbette. Hateme, yani Allah Teala burada tüm kafirler böyledir demiyor. Zaten yaşanmış bir vaka üzerinden bahsedilmekte. Hateme mühürledi. Kim? Allahu, Allah Teala, ala kulubihi, o kafirlerin kalplerini, kalbun, kulubun, cemim keser. Ve ala sem'ihim, ve onların gözlerini de mühürledi. Ve ala ebsarihim, basarun ebsarun, cemim keser. Ve ala ebsarihim, onların basar göz demek. Az önce sema göz mü dedim, tam bilmiyorum. Ala sem'ihim, onların kulakları üzerine, yani kulaklarını da mühürledi. Ve ala absarihim, ve onların gözlerinde vardır gışa ve tüm bir perde vardır. Ve lehum, onlar için vardır ne azabun, bir azap, öyle azap ki azimun, büyük. Yani lehum haber, onlar için vardır azabun, mübteda azimun'un sıfatı, onlar için büyük bir azap vardır. Ve minen nasi, insanlardan bir kısmı, men, o kimse ki yegulü, diyor amenna, biz iman ettik der. İnsanların bir kısmı
Kime iman ettik? Billahi Allah'a ve bil yevmil ahiri ve ahiret gününe iman ettik, inandık derler. Ve mahum, oysa ki onlar değildir bir müminine iman edici değildir. Yani iman etmedikleri halde insanların bir kısmı Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Yuhadi'una, kandırıyorlar. Yani kandırdıklarını sanıyorlar. Kimler? Vav, onlar, o kafirler sanıyorlar. Kimi kandırdıklarını sanıyorlar? Allah'ı, Allah-u Teala'yı kandırdıklarını sanıyorlar. Ve daha kimi kandırdıklarını sanmaktalar? Ellediğin, o kimseler ki amenu, iman ettiler. Ve iman edenleri de kandırdıklarını sanmaktalar. Buradaki vav yine fail. Ardından gelen elif, elifi farka diye adlandırılır. Ve ma yakhda'una, onlar kandırmıyorlar. Vav fail. İlla, ancak kandırıyorlar enfusahum, kendilerini. Nefsun, enfusun, cemi mükesser. Onlar ancak kendilerini kandırıyorlar da ve ma yeş'urûne, farkında bile değiller. Fî gulûbihim, onların kalplerinde vardır. Ne vardır? Marazun, bir hastalık vardır. Fezzâde, arttırdıhum onları Allahu, Allah-u Teala marazan, hastalıklarını arttırdı. Buradaki marazı mef'ul de temiz de kabul edebiliriz. Ve lehum, onlar için vardır haber. Ne vardır? Azabın, bir azap vardır. Öyle azap ki elimun, acıklı, yani dehşet verici bir azap vardır. Elim sıfat. Neden dolayı vardır bu? Bima kanu yekzibune, yalan söylemelerinden dolayı, yalancı olmalarından ötürü. Kanenin burada vav ismi olmakta. Yekzibune haberi olmakta. Nasıl haber? Cümle haber, vav fail. Fiil fail cümle olarak. Mahallen mensup olur. Ve idâkı ile denildiği vakit lehum, onlara la tufsidû, fesad etmeyin, bozgunculuk yapmayın. Nehi hazır bu. Nerede bozgunculuk yapmayın? Fil arzı, yeryüzünde, dünyada. Gâlû, dediler ki, yani derler ki innema, ancak, innema ancak demektir. Mâ kâfe, nahnu, biz muslihûne, islah edicileriz, düzelticileriz. Ela, dikkat edin. İnnehum, onlar. Hum, yine onlar. Tekit olarak da değerlendirilebilir. Zamir fasıl olarak da değerlendirilebilir. Hum, onlar. El müsidûne, ifsad ediyorlar, bozuyorlar. Ve lakin, fakat, la yeş'urûne, farkında değiller, anlamıyorlar. Ve izâ gîle, denildiği vakit, gîle aslı guvîle, biliyorsunuz ilal var, guvîle. Ve izâ gîle, denildiği vakit lehum, onlara âminû, iman edin. Ne gibi? Kemâ âmene, iman ettiği gibi, ennâsu, insanlar. İnsanların iman ettiği gibi siz de iman edin, inanın denildiği vakit gâlû, derler ki, aslında dediler ki, dir de denildiği vakit diyoruz ya, şart cevap gibi yapmaktayız. Bizden galu, derler ki en nu'minu, biz mi iman edeceğiz? Kema amene, iman ettiği gibi. Es-suhâ'u, beyinsizler. Beyinsizlerin, akılsızların iman ettiği gibi biz de mi iman edelim? Derler. Ela, dikkat edin. İnnehum, onlar. Hum, onlar nedir? Es-suhâ'u, beyinsizlerdir. Yani asıl beyinsiz olan kendileridir. Buradaki hum yine tekit olarak değerlendirilebilir. Zamir fasıl olarak değerlendirilebilir. Asıl beyinsiz onlardır. Ve lakin, fakat la ya'lemûne, ya'lemûne, onlar bilmezler, bilmiyorlar. Ve izâ vakit, izâ vakit demek biliyorsunuz. Sükun üzere mebni. Ve izâ legû, onlar karşılaştıkları vakit. Ellediğin, o kimseler ki âmenû, iman ettiler. İman edenler ile karşılaştıkları vakit gâlû, derler ki âmennâ, biz iman ettik. Ve idâ halev, boş kaldıkları vakit, yani ayrı kaldıkları vakit ilâ şeyâtînihim, kendi şeytanlarıyla ayrı kaldıkları vakit. Ne demek? Şeytanlarıyla beraber oldukları vakit, diğer insanlardan ayrı oldukları vakit galu, derler. İnna, muhakkak ki biz ma'küm, sizinle birlikteyiz. Sizden kasıt burada şeytanlar. Şeytanlarla beraberiz derler. İnnema, ancak nahnu, biz müstehziune, istihza ediyoruz. Yani dalga geçiyoruz, alay ediyoruz manasında. İstehze, yestehzi, ismi fail bu.
Allahu Allah yestehzi'u alay geçiyor bihim onlarla. Yani onlar alay geçtiklerini zannediyor ama aslında Allah Teala onlarla alay etmektedir. Ve yemüddühüm ve onlara mühlet tanıyor. Fi duyanihim azgınlıkları içerisinde ya'mehune bocalar iken. Yani onlar kendi azgınlıkları, hataları içerisinde bocalıyorlar. Bu şekilde Allah Teala onlara zaman vermiş. Allah Teala bazen mühlet verir. İnne ma nunilehum diye ayet var. Allah Teala bazen mühlet verir ki daha çok hata yapsınlar da daha büyük bela vereyim şeklinde. Ulaike işte onlar ellezîn o kimselerdir ki iştaravû satın aldılar. Evvelalete sapıklığı ne ile satın aldılar? Bil huda hidayet ile. Doğru yol ile. Yani hidayete karşılık olarak dalaleti, sapıklığı satın aldılar. Tercih ettiler. Fema rabihat. Rabihat kazançlı olmadı. Ma rabihat kazançlı olmadı ne? Ticara tuhum. Onların ticareti kazançlı olmadı. Karlı bir ticaret olmadı. Çünkü hidayeti bırakıp sapıklığı tercih etmek karlı bir alışveriş değildir. Ve ma kanu ve onlar değildir mühtedine hidayette olucu yani hidayete ermiş doğru yolu bulmuş doğru yola girmiş kişiler de değillerdir. Vav kâninin ismi mühtedine kâninin haberi olmakta. İlk videomuzu burada bitirelim. Böylece bir Fatiha suresini işledik. İki Bakara suresinden 16 ayet ki bu aslında Elif Lam Mim diye Bakara'nın ilk sayfasının ardından yani Bakara'nın ikinci sayfası böylece bitmiş oldu.